Demek doktorluğa geri dönmek istiyorsunuz. Hem de onca yıldan sonra. Evet. Özellikle bu son yaşadığımız olay bana bunu fark ettirdi. Evet, ben çocukları ve öğretmenliği de çok seviyorum ama anladım ki benim ait olduğum yer hastane. Çok jenerik bir cümle olacak belki ama neden bizim hastane? Çünkü burada çok değerli hocalar var. Başta Ali Asaf. Tatsız kral Ali Asaf. Kimsenin cesaret edemediği bir ameliyatı sorunsuz başardı. Ben eskisi gibi yan yana çalışmayı çok isterim kendisiyle. Siz nereden tanışıyorsunuz? Ali Asaf benim eski eşim. Eski eşiniz mi? Ali Asaf sizin eski eşiniz mi? Evet. Çok garip bir tesadüf değil mi? Yani eski eşimi, şimdiki eşimi ameliyat etmesi. Biliyorum, biraz tuhaf bir durum. Çok güzel bir durum. İşe alındınız mı Aslı Hanım? Sizi hastanemde görmek benim için büyük bir zevk olacak. Benim için de bu işbirliği çok güzel olacak hocam. Teşekkür ederim. Ben o zaman şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Sinan Bey, hastane kapısından haber verdiler. Melda Hanım'ın babası Macit Bey gelmiş efendim. Tamam, hemen ilgileniyorum. Benimle konuşmak istemişsin. Bir sıkıntın var Harun sizin. Sen. Ben? Evet, sen. Benim en büyük problemim de sıkıntım da sensin Ali Asaf. Gerçi sadece bugün değil, bütün evliliğim boyunca. Hatta düzeltiyorum. Nazlı'yı tanıdığım günden beri en büyük sıkıntı sensin. Evet. Can, senden rica ediyorum. Bir daha hemşire hanımı da beni de böyle saçmalıklarla uğraştırma lütfen. Hatta kendin de uğraşma. Sen çok ciddi bir operasyon geçirdin, farkında değilsin herhalde. Ali Asaf, duydun mu yeni haberi? Nazlı doktorluğa dönüyor. Bir iş görüşmesi olduğundan bahsetti. Ne iş olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı şekilde öğretmenliğe, çocuklara bu kadar aşık bir kadının öğretmenliği bırakmasının sebebini tahmin edebildiğim gibi. Bana bak, bir şeyler dönüyor ve sen bunu biliyorsun. Yoksa beraber mi planladınız bunu? Ben de iyileştikten sonra elenecek en zayıf halkayım, değil mi? Can, sen benim hastamsın. Ben de senin doktorunum. O kadar. Eşinle hiçbir alakam yok. Sana söylemiştim ama anlamamışsın. Şimdi son kez bir kere daha söyleyeceğim. Ben nişanlıyım. Yakında evleneceğim. Tamam mı? Eşinle olan ilişkine beni karıştırma. Ben seni yıllardır bu ilişkiye karıştırmamaya çalışıyorum Ali Asaf. Yıllardır.